Şimdi bize çok sorular geldi ve şu anda da bizi gerçekten Türkiye'nin dört bir yanından insanlar bizi izliyor. Bu kadrolarla ilgili üç tane temel problem, bana binlerce mail geldi, gerçekten tweetler geldi. 5393'lü belediye sözleşmelerinin kadro bekliyor bunlar. Siz biliyorsunuz zaten, program öncesinde konuştuk. Şimdi Sayın Başbakanımızın böyle bir açıklaması oldu hep bana gelen tweette. Sayın Bakanımızdan gün istiyoruz, 1 Ocak'tan önce kadro bekliyoruz diye büyük bir heyecan var. İkinci olay, 900 tane TRT sözleşmesi kadro bekliyor. Üçüncü olay ve gerçekten önemli, belki bunların çok ses çıkmıyor ama çok önemsediğim benim de bir konu. Üniversite mezunu işlerin 5393'lere eklenerek kadro verilmesi gibi talepleri var biliyorsunuz. 900 tane böyle bir sorun. Valla şimdi biz ona ilave olarak bir taşeronların böyle bir sıkıntısı vardı. Şimdi bu aslında şu anda inan Türkiye şu anda bu sorunu çok yakından ama tarih bekliyorlar Sayın Bakanım. Israrla tarih istiyorlar. Şimdi efendim Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gerçekten çok 75 milyonun sorunları, 75 milyonun beklentilerine cevap veren bir bakanlık aslında. Yani A'dan Z'ye bütün vatandaşlarımızı ilgilendiren konularla uğraşıyoruz ve sorunları çözmeye uğraşıyoruz. Yani buraya gelmeden işte sendika yasalarını, sendika yasasını, yani endüstri ilişkileri düzenleyen yasayı yürürlüğe koyduk. Şimdi onun ikinci mevzuatını yürürlüğe koymaya çalışıyoruz. Önümüzdeki salı günü toplantı yapıp onun mevzuatını ortaya koyacağız, ikinci mevzuatını. İş sağlığı güvenliği bütün çalışanlara yaygın hale geldi. Artık memur, işçi ayrımı yok. Herkes çalıştığı yerde iş sağlığı güvenliği kurallarına uygun bir şekilde çalıştırılabilecek. İnsanın çalışma koşullarını zorlayan olumsuz ortamlarda insanları çalıştırmak artık mümkün olmayacak. Koşullar iyileşecek. Herkes o iyi koşullar içerisinde sağlıklı bir şekilde çalışma hayatını sürdürecek. Bu yasayı çıkardık. Emeklilerimizle ilgili intibak yasasını çıkardık. Çıkardık. Memurlarla ilgili toplu sözleşme yasasını çıkardık. Yani mevzuat, önümüzde mevzuat olarak çok ciddi konular kalmadı desem yeridir. Önemli düzenlemeleri bu dönem içerisinde gerçekleştirmiş oldu. Şimdi bunlardan önümüzde bulunan ve şu anda iki kez toplantı yaptığımız bir konu var. Taşeron işçileri. Onlarla ilgili hem siyasi parti yetkilileriyle hem de sivil toplum örgütleriyle, yani işçi işveren kesimiyle, TİSK, TOP, Türk İş, Hak İş, DİSK temsilcileriyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu alt işveren çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi ve kamuda çalışanların yargı kararları çerçevesinde sorunların nasıl çözüleceği ile ilgili yoğun bir tartışmanın içerisindeyiz şu anda. Bu yasa önemli bir yasadır çünkü milyonlarca insanı ilgilendiren bir düzenleme. Bunu sağlıklı bir şekilde neticelendirme çabası içerisindeyiz. Bu arada sizin bahsettiğiniz belediyede çalışan sözleşmelerle ilgili Sayın Başbakanımızın seçimlerden önce sözleşmelerin kadroya alınacağına ilgili bir televizyon konuşması olmuş. Bu konuşma içerisinde 196 bin sözleşmeli personel kadroya alındı. Fakat belediye çalışanları bu kadroya alınamadı. Sayıları da 17.800, 18.000 civarındaki belediyedeki sözleşmeli personel. Bir son Kızılcahamam toplantısında bu konu milletvekillerimiz tarafından bana sorulunca ben Sayın Başbakanımıza bunu bu şekilde izah ettim. Dedim ki sizin bir konuşmanızda böyle söylemişsiniz. Buna dayanarak da neden 196 bin kişi alınırken biz alınmadık diye bir sistemle karşı karşıyayız. Bunu söylediğiniz ifade, bana da kasetleri falan gönderildi. Orada genelde bu ifadeyi kullanıyorsunuz. Talimatınız ne olursa o şekilde bir çözüm bulacağız dedik. Sayın Başbakanım bu konuda çalışmanızı yapın, tamamlayın, getirin dedi. Biz de şimdi bu çalışmayı yapıyoruz. Fakat bizim personel rejimimiz çok parçalı bir rejim. Bu da devlet personel başkanı da bize bağlı. Yani bütün kamu çalışanlarının haklarını düzenleyen 657 sayılı yasayı yöneten devlet personel başkanlığı da Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı. Evet. Dolayısıyla şimdi biz bir taraftan devlet personel rejimimizde yaşanan sorunlar var. Yani 1960'larda 70'lerde başında çıkmış olan bir yasa, 657 sayılı yasa 657'den fazla değişmiş. Parçalı bulutlu hale gelmiş. 4 A'lılar, 4 B'liler, 4 C'liler,
Yani sözleşmeliler, işçiler, sözleşmeli işçiler. Yani ne dersiniz? Farklı farklı pozisyonlarda çalışan vatandaşlarımız var. Şimdi bir taraftan böyle bir çalışmanın zarureti var. Yani devlet personel sistemimizi mutlak surette yenilememiz gerekiyor. Peki nasıl yenileceksiniz? Bunun tarafları var. 3 milyon çalışan var bir kere. Bunların temsilcileri var. Konfederasyon başkanları var. Tabii ki sendikalar var. Bunlarla görüşeceksiniz. Memurlarla görüşeceksiniz. İlgili sivil yapılarla görüşeceksiniz. Ve neticede bir sağlıklı bir personel rejimini, günümüz şartlara uygun personeli ortaya koyacaksınız. Bununla ilgili bizim taslak çalışmalarımız var. Ama bu taslak çalışmalarının fiiliyata geçebilmesi için taraflarla eniyle boyuna müzakeresini yapıp bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Yani konunun özüyle bağlantılı olduğu için söylüyorum. Ama bir taraftan da bu ana kütleyi düzeltmeden, yani bu tümden bir değişikliği yapmadan bu şekilde lokal talepler var. Yani sözleşmeli personel diyor ki biz de kadroya geçelim. Bir taraftan bunları sağlamaya çalışırken bir taraftan da genelinin düzelmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü bilmelerini istiyorum. Ama bu düzenleme bu dönem içerisinde mutlak çıkacak. Onu o kadar söyleyebilirim. Üniversite yani çünkü Sayın Başbakanımızın talimatı oldu. Ama şimdi sistemi onun için anlattım. Şimdi TRT diyorsunuz. TRT ile bitmiyor. Daha 150 bin bu 18 bini çıktı da 150 bin sözleşmeli çalışan var. Bunlar bazıları sözleşmeli çalışmaya devam etmek istiyor. Ama bazıları ve önemli bölümü diyor ki biz kadroya geçmek istiyoruz. Şimdi bu sistem öyle bir sistem ki şu anda sözleşmeliyi kadroya aldığınız zaman sözleşmeli bitmiyor. Yeniden sözleşmeli personel üretiyor. Ve tekrar o sözleşmeli personel sözleşmeli olabilmek için olanca gücüyle olmadık kapıları aşındırıyor. Sözleşmeli olunca kısa süre sonra diyor ki beni de kadroya alır mısınız diye başlıyor. Önce sözleşmeli talebi arkasından bu. Dolayısıyla bu işi bir yerde kesmek gerekiyor. Yani bir yerde bu birbirini doğuran sistemin bir yerde durması gerekiyor. Onun için genelde personel reformu, personel rejimiyle ilgili çalışmamızı da sürdürüyoruz. Ama lokal olarak Sayın Başbakanımızın talimatı var. Tarih birinci ay olsun, birinci aya kadar olsun gibi bir yaklaşım belki olmayabilir ama bu dönem içerisinde olacağını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani siz yani, çalışma bakanı olarak bu dönemi halledeceksiniz değil mi? 6. ayın 30'una kadar işte bu dönem evet. bitinceye kadar bu konu parlamento görüşülür. Buradan birinci ay olabilir mi? Evet. Olabilir. Yani biz müjde verelim mi Sayın Bakanım? Yani şu anda gerçekten ama izliyorlar. Böyle bir çalışması var. Belediye sözleşmeleriyle ilgili böyle bir talimat var ve biz bunun taslağını hazırlıyoruz. Kızılcahamam'da Sayın Başbakanımızla görüştüğünüzde Sayın Başbakanımız da bu konuyu evet halledelim dedi. Bunu çözdü dedi. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Bakanım, kısa bir reklam arasından sonra yine karşınızda olacağız. Şimdi reklamlar.